Seni gerçekten de çok seviyorum. Artık Ayça'yı sevmiyorum. Seni seviyorum. Ya öyle mi? Ben de seni çok seviyorum aşkım benim. Ya olamaz ya. Benim sevgilim bebek asker o kızla ne yapıyor ya? Tanımadığım bir kızla sevgili olmuş. Aşkım gel beraber bir yerlere gidelim. Parka, pikniğe bir yerlere gidelim. Sevgili gibi şeyler yapalım. Olur bebek polis. Ama eski sevgilini unutacağına bana söz ver, tamam mı? Bebek asker o ya, bebek asker. Sevgilimin ismini bile yanlış biliyorsun. Seni salak kadın. Arkadaşlar olamaz ya, durum ciddi. Şuradaki resme bakacak olursanız gördüğünüz gibi benim oğlum bebek asker sevgilisi Ayşe'yi aldatmış, hem de başka bir kızla, böyle bikinili bir kızla aldatmış arkadaşlar. Böyle bir şey kabul edilemez ya. Ama benim oğlum böyle şeyler yapmazdı normalde. Ayşe'yi falan aldatmazdı. Kesin bu işin içinde bir iş var. Kesin beyni yıkandı. Baksanıza zaten o bikinili kız robota benziyor. Böyle kafasında düğme gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Olamaz ya, zavallı Ayça. Ne kadar da üzülmüş. Her tarafında kırık kalpler var. Üzüntüden bütün kalpleri kırılmış. Öbür yandan şuna baksanıza. Bebek askerin gözleri bile kalp olmuş. Bu işe bir dur deme vakti geldi. Ayça sen merak etme. Bebek askeri eski haline çevireceğiz. Lütfen sevgilimi eski haline çevirin Kerem komiser. Size güveniyorum. Merak etme Ayşe'cim, çevireceğiz, merak etme. Ha, tepe gözlü huysuz da burada bak. Kerem komiser, çok şaşırdım ben. O kadar çok şaşırdım ki çenem düştü, ağzım ayrılmak üzere. Geri toparlayamıyorum. Ya tepe göz abartma ya. Abartma istersen. Çenesi düşemez bir tepe gözün ya. Tak şu çeneni geri. Tak bakayım yerine. Valla olmuyor Kerem komiser. Yapamıyorum ya. Allah Allah. Çabuk tak yerine dedim. Arkadaşlar bu gerçekten tehlikeli bir görev olabilir. Eski haline döndüreceğiz bebek askeri ama içeride ne var bilmiyoruz ki. Orada Şirek bir tane sandık tutuyor. Büyük ihtimalle içinde bir sürü silah vardır. Sonra o silahlarla da onu kurtarmak için gereken operasyonları yapacağızdır arkadaşlar. Kerem komiser, çenemi takmak üzereyim. Bu göreve ben gideyim lütfen. Ben gitmek istiyorum. Tamam Tepegöz ya, tamam, bu kadar ısrarcıysan sen gidebilirsin, tamam. Evet, şimdi ben mağaraya gireceğim. Baksanıza, mağaraya girmek için küçüldüm resmen. Küçük Tepegöz oldum. Ama bu şekilde devasa da korkunç da olabiliyorum. Arkadaşlar şimdi mağaraya girmek için gerekli hazırlıkları yapalım bakalım. Önce motora biniyordu değil mi Kerem komiser ya? Dur bakalım, binelim motora. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Allah! Oha! Fena geldim buralara kadar. Neyse, şimdi Tepegöz'e birazcık silah lazım. Şöyle ver bakalım silahları buradan Şirek'cim. Ooo, süper bir silahmış bu. Baksanıza arkadaşlar. Hop hop hop, bakın nasıl büyüyorum bir anda, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim hatta büyümemi. Hop! Şöyle, ooo işte böyle, bakın böyle gözümden lazer atıyormuş gibi görünüyorum ya, çok güzel bir özellikmiş bu. Arkadaşlar şöyle devam edelim o zaman. Acaba hangi düşmanlar var bizi karşılayacak? Hop hop hop, Allah, bunlar keko değil mi ya? Bu kekolar var ya, ben önce bir kocaman halimle korkutayım, ondan sonra korkmazlarsa silah sıkayım, tamam mı arkadaşlar? Şöyle geleyim bakalım. Allah, gelin lan kekolar, al bakalım al bakalım al bakalım, hepsini de döverim arkadaşlar ben bu kekoların. Vallahi hepsini döveceğim ha. Al bakalım, şak şak şak. Oğlum ben koskoca tepe gözüm, kekolar bana vurmaya çalışıyor ya. Şunların tiplerine bak, ne kadar yazık insanlara. Hayır hayır, küçük oldum küçük oldum, hayır. Arkadaşlar bana büyükken vuramıyorlar ama küçükken vuruyorlar ya. Bakın bakın bak, küçükken, ah dur lan, gel lan buraya. Öldüreceğim lan hepinizi. Al lan al lan. Ben koskoca tepe gözüm oğlum, siz bana vuramazsınız lan. Vurmayı mı düşünüyorsunuz siz bana bir de? Ezikler sizi. Şöyle zıplayalım. Zıplayalım. Biraz daha zıplayalım. Oo! Ay Allah ya, bismillah. Lan dur, tutundum şuraya. Hadi bakalım. Ah tamam, şöyle tutundum ya. Süper oldu. Şimdi şuradan geçmem gerekiyor. İnşallah sığarım ya. Baksanıza. Aha, sığıyorum galiba. Tamamdır. Şöyle geçelim arkadaşlar. Ay lan, ne oluyor? Hayır. Şöyle geçelim. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi kapıdan sığmam gerekiyor. Ama kapıdan sığmak için ne yapacağım bilmiyorum. Baksana içeride kekolar falan var. Şu açalım şöyle şuraları. Geçebiliyor muyum? Aha geçiyorum. Geçtim. Geçtim, tamamdır. Ah kaç lan kaç. Bu kekolar vallahi beni benzetecek. Aa ama ben büyük tepegözüm. Al bakalım al bakalım. Şöyle. Ay lan lan dur. Dur lütfen. Hayır. Bir sürü keko var. Küçülmesem daha iyiydi ya. Küçülmesem daha iyiydi. Arkadaşlar büyümem için lütfen kanala abone olun ve like atın. Ondan sonra büyüyeceğim ve bu kekoların işini bitireceğim. Aa, şöyle büyüyeceğim arkadaşlar, merak etmeyin.
Gelin bakalım şimdi kekolar. Al bakalım, al bakalım. Şak 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 şak. Pat küt pat küt. Pat küt pat küt pat. Al bakalım lan. Geberirseniz oğlum. Manyak mısınız siz? Ölsenize. Niye ölümsüz lan bunlar? Hayır. En iyisi silahla başvurmak arkadaşlar. Silahlara başvurursam bu kekoların hiçbiri de kalmaz. Böyle al bakalım. Böyle hayır. Olamaz, bu kekolar ne yapıyor böyle? Bu kekolar ölümsüz mü lan? Ne böyle bunlar? Böyle vurayım biraz bunlardan. Böyle alın bakalım, alın bakalım. Vallahi gözümden lazer atıyorum arkadaşlar bunlara ya. Uçma yeteneği var Tepegözler'de. Biliyorsunuz ki uçarak atıyorum en sonunda. Son çare bu yani. Böyle al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bakalım, tamamdır. Bütün kekoları da öldürdüm arkadaşlar. Artık hiçbir keko kalmadı. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Açalım kapıyı. Aha, ileride bir sürü keko var arkadaşlar. Dikkatli olmam gerekiyor. Kekolardan bir tanesini şöyle vurabilir miyim? Aha, nereye gidiyor lan? Aha, oy, gördünüz mü arkadaşlar? Oo, işte bu kadar basit arkadaşlar. Vallahi tepe gözlü olsam, büyük gözlü olsam, koca gözlü olsam bütün kekoları yenmek için aynı yönteme başvurmak zorundayım arkadaşlar. Bu tepe gözün özelliği budur yani. Biliyorsunuz ki böyle zıplayalım arkadaşlar. Buradan da şöyle zıplayalım. Aha da tamamdır. Buradan da böyle Allah. Vallahi köylü gibi koşuyorum arkadaşlar. Şu koşuşa bakar mısınız? Köylüyüm resmen ya. Aha. Bakalım kabinlerin içinde neler var. Lan dur bakayım. Ha, şurada ne var? Burada ne var? Aha, burada ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi var. Bu teknolojik bir alet. Şimdi teknolojik aleti severim. Çünkü şimdi kapı açma aleti değil mi ya bu? Aynen öyle bir şey olması lazım. Hop bilik lan, burada da televizyonlar falan varmış. Arkadaşlar bazen yanlışlıkla büyüyorum, bakın bak. Bak yanlışlıkla büyüyorum bazen, kusuruma bakmayın. Büyüme yeteneğimi sadece düşmanlar üzerinde kullanmam gerekiyormuş. Öyle dediler bana. Ama olsun arkadaşlar, şöyle açalım şurayı da. Aha, burada da kekolar var. Bakın şimdi lan nasıl olmuş, nasıl lazım normalde biliyor musunuz? Şöyle büyüyeceğim, bunlara pataklayacağım arkadaşlar. Şöyle büyüyeceğim, bunları pataklayacağım da pataklanmıyor lan bunlar, niye pataklanmıyor? Hayır. Kapı son anda kapandı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al bakalım. Al bakalım. Bunu da öldürdük. Başka var mı? Başka var mı? Hayır. Kapıdan. Lan şuradan geçemiyordum az daha. Ha. Lan geberin lan. Geber la geber. Arkadaşlar bakın, buradan eğilerek geçebiliyorum. Ama eğilmeden geçemiyorum gördüğünüz gibi. Eğilirsem geçiliyor ama. Al bakalım sen de. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Süper. Arkadaşlar görüyor musunuz oradakini ya? İşte orada bebek askerin aldattığı bikinili kız. Gel lan buraya, gel lan buraya. Arkadaşlar bunu atıyorum, çok ağır. Gergadan gibi olmuş resmen ya. Yemiş yemiş, kilo vermemiş arkadaşlar. Şöyle tamamdır, teknolojik kapıyı da açalım. İçeri geçelim. Hayır, kocaman vücudum içeri geçemiyor arkadaşlar. Lan sokmuyor beni kapıyı içeri. O zaman ben de şurayı tırmanırım arkadaşlar. Tamamdır. Bebek asker de kurtaralım şöyle. Gel buraya bebek asker, gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen orada ya? Öyle şeylerin adamı mısın sen? Tamamdır. Bebek asker de aldık arkadaşlar. Lan ben büyüyünce elimdeki bebek asker de büyüyor yalnız. Gördünüz mü? Ben onu fark ettim yani arkadaşlar. Neyse, bebek askeri kaçırma zamanı. Oğlum öyle ters ters bakma ekrana. Bebek asker vallahi öldürecekler bizi, izleyenler doğrayacaklar. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Hoppa, işte bebek askeri geri getirdim. Sen hiç merak etme Ayça. Arkadaşlar Tepegöz olarak bu göreve çıkmak gerçekten çok güzeldi. Daha fazla Tepegöz videosu istiyorsanız yorumlarda Tepegöz yazın. Ayrıca sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi de sakın unutmayın arkadaşlar. Hepsi çok eğlenceli ve de çok güzel videolar. Abone olun, like atın ve de bildirimleri açın arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.